Merhaba. Haber başlıklarına bakalım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki, Canan Kaftancıoğlu'na hapis ve siyaset cezası veren mahkemeyi de kararı da tanımıyoruz. Devam. 2019 yılında kapatılan yani 3 yıl önce kapatılan İstanbul Atatürk Havalimanı'na kepçeler girdi. Millet bahçesi yapılacak. Devam. 16 yaşındaki iki liseli kız çocuğu Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı bitmedi. O arada yığınla yasak ve iptal kararı var. Google'a valilik kararıyla yazın son bir ayda gündeme gelsin gelmesin onlarcası hatta şimdi yüzlercesi sıralanıyor. İlaveten konser yasakları tek başına genel ahlak ya da Kürt şarkıya, Kürt şarkıcıya yasak gibi gerekçelere indirgenmemeli. Elbette bunları öne sürüp öne çıkarıp izin vermeyen valiler var. Genele bakınca yasaklar yağmur gibi. Belli ki merkezden bir talimat gitmiş. Her türlü mitinge, toplanmaya izin vermeyin. Tepkilere bakıyorsunuz, adeta güneş batıdan doğduktan sonra iman etmeye benziyor. Malum İslami itikada göre güneşin batıdan doğması kıyamet alametidir ve bunu görenin hidayetinin artık kıymeti yoktur. İş işten geçmiş, imtihan dünyası perdeyi indirmiştir. En az 9 yıldır göstere göstere gelen ve finali belli olan bu film, yolsuzlukları önemsememekle başladı. Bunu yasaklar ve yoksulluk takip etti. AKP'nin yola çıkarken meşhur 3Y ile mücadele vaadi yerle bir oldu. Şimdi bugün olacak şey değil hayret bir şey ya itirazlarını buruk bir tebessümle takip ediyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk Havalimanı'na yapılması planlanan Millet Bahçesi veya Kent Park projesi üzerinden Canan Kaftancıoğlu'nu hedef gösteren Ümit Özdağ cevap vermiş. Sureti muhalif görünen ama psikolojik harp dahilinde kurulmuş yapılara dikkat edin. Genel geçer kuraldır. Kimi gerçekler kavgalarla gün yüzüne çıkar. Bu biz gazeteciler için bulunmaz bir fırsattır. Ama aynı gazeteciler şunu da sorar yaşananları ve yaşanacakları öngöremeyecek kadar akıl ve zeka geriliğine sahip olamayacağınıza göre neden bugüne kadar beklediniz? Kılıçdaroğlu Sadat'ın önüne gitmiş burası terörist yetiştiriyor demişti. Sonra partisinin grup toplantısında 2012'den bu tarafa yurt içi ve dışında paramiliter ordular kuran Sadat'ın faaliyetlerini detaylandırdı. Bunlar arasında kurucu adnan Tanrıverdi'nin Mehdiye ortam hazırlıyoruz sözleri de vardı. Bugün soruyoruz İslam birliği olacak mı? Olacak. Nasıl olacak? Ne zaman olacak? Mehdi Hazretleri geldiği zaman olacak. Amin ne Mehdi Hazretleri ne zaman gelecek? Allah Teala bilir. Peki bizim bir işimiz yok mu? Ortamı hazırlamamız gerekmez mi? İşte aslan bunu yapıyor. Yani bu ortamı hazırladıktan sonra inşallah İslam birliği olacak. Oysa bu sözler ve dahası 2019 yılında sarf edildi. Videosunu görmeyen kalmadı. Özellikle 2016-2019 arası CHP liderinin ancak bugün altını çizdiği faaliyetler yazı dizisi ve kitap oldu. Hatta ilgili internet linkleri savcılık kararlarıyla Türkiye içinde engellendi. Neredeydiniz? Türkiye muhalefetinin son dönemde üzerindeki ölü toprağını atması, cesareti ve hamleleri önemli gecikmenin hatırlatılması kötümserlik olarak algılanmasın. Muhalefet silkinmiş, sahaya inmiş, rejim güçlerinin anca seyirci olduğu kritik adımlar atıyor. Seçime şöyle böyle bir yıl kaldı. Görünen o ki rejim rakiplerini tek tek imha edip ezerek yürüyecek. Muhalefet harekata uyandı. Karşı ataklarla püskürtmeye çalışıyor. Arada kaos çıkaracak provokatif bir hamle gelir mi kimse kestiremiyor. Bilmediğimiz ve merak ettiğimiz şu. Muhalefet olağan koşullarda sandıktan çıkması mümkün olmayan iktidarı devirebilecek bir salınımı oluşturabilecek mi? Rejimin muhalefeti değil, rejime muhalefet olabilecek mi? Değilse hayal kırıklığı büyük olacak ve ekonomiden sonra siyaset de tüm unsurlarıyla çökecek, inşası 10 yıllar alacak. Ve tabii Bizim kuşak bunu göremeyecek.